Merhaba. Günümüzde artık her şey o kadar hızlı değişmekte ki, değişimi yakalamakta veya görmekte zorlanıyoruz. Teknolojik değişimin gösterdiği logaritmik artış, aynı oranlarda sosyal ve ekonomik yaşamımızı değiştirirken, işimizi, yani çalışıp da para kazandığımız işimizi ve bu işin ortamını da hızla değiştiriyor. Bu değişimin gerisinde kalanlar ise iş yaşamında oyunun dışına çıkıyor. Oyunun içerisinde kalabilmenin en minimal şartı ise değişimi anlamak, yorumlamak ve ayak uydurmak. Oyunun iyi aktörü olabilmek ise ancak değişimin önüne geçerek, yani değişimi yaşayarak değil, yaratarak mümkün. Peter Drucker'ın dediği gibi, geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır. Değişimin hızı geleceği görmekte bayağı zorluk yaratıyor ve bu hız giderek artıyor. Bu logaritmik artışı takip etmek, anlamak, yorumlamak artık çok zorlaşmaya başladı. Nüfustaki artış da teknolojideki ve bilgideki değişimin hızında aynı logaritmik eğriyle artmakta. Sürekli logaritmik artıştan bahsediyoruz. Bilmeyenler için logaritmik artışı kısaca tarif edelim. Logaritmik artış bir sisteme eklenen her miktarın sistemin tümünden belli bir oranda daha fazla olması ve eklemenin sistem bütününü katlamasıdır. Bunu tarihi bir efsaneye de daha fazla açmak istiyorum. Bildiğiniz gibi satranç yaklaşık 3000 yıl kadar önce Hindistan'da doğmuştur. Ve satrancın tahtasında 64 tane kare vardır. Brahman Daker'in oğlu Sisi, zamanın zalim kralına bu oyunu öğretir. Kralın davranışları bu oyuna bağlı olarak olumlu değişiklikler göstermeye başlar. Bu değişimden dolayı gururlanan kral Sisi'ye şükranlarını ifade etmek için dile benden ne dilersen der. Sisi, tahtının birinci karesine bir tane buğday, ikinci karesine iki tane, üçüncü karesine dört tane ve dördüncü karesine de sekiz tane. Yani her bir kareye bir öncekinin iki katı buğday tanesi koyarak kendisine verilmesini ister. Kral, benden bu kadar basit bir şey istenir mi havası ile bu isteğin hemen karşılanmasını söyler. Bir süre sonra yardımcıları bunun mümkün olmayacağını anlatırlar krala. Çünkü toplam buğday taneleri 2'nin 64. kuvvetinde bir sayıdır ki ben bu sayıyı okuyamayacağım için size şimdi ekranda göstereceğim. Evet, ben bu sayıyı okuyamıyorum. Ancak sayıdan yola çıkarak yapılan şöyle bir hesap var. Bu artışı da grafik olarak yine ekranda görebilirsiniz. Buğday tanelerinin yaklaşık ağırlığının 0,05 gram, yani 1000 tanesinin 40 gram civarında olduğunu öngörebiliriz. O zaman ekranda gördüğünüz sıradaki buğday tanesinin toplam ağırlığı 922 milyar ton ediyor. 2004 yılı dünya buğday rekoltesi ise 624 milyon ton. Evet, logaritmik artış böyle bir şey işte. Evet, en son nüfustaki logaritmik artıştan konuşuyorduk. Gelin buna dönelim yine. Ekrandaki grafikte gördüğünüz gibi nüfus artışı giderek hızlanan bir yapıda gidiyor. 1800 yılında 1 milyar olan dünya nüfusu 125 yılda ikiye katlanarak 1925 yılında 2 milyar olmuş. 1925'ten 1960'a kadar, yani sadece 45 yılda yine 1 milyar artmış. 60'tan 1975'e kadar 15 yılda yine 1 milyar artmış. 1975'ten 1985'e kadar 10 yılda yine 1 milyar artarak 5 milyara ulaşmış. Bugün ise 7 milyar. Yani 213 yılda nüfus 7'ye katlanmış. Burada insanlık tarihinin 2,5 milyon yıl olduğunu hatırlamakta yarar var. Teknoloji de bu hızda, belki de daha hızlı değişiyor. Ve bu değişim aynı hızda sosyal ve ekonomik yaşamı da değiştiriyor. Bu süreç içerisinde iş yaşamımızın değişmesi de doğal olarak kaçınılmaz. İnsanoğlunun en önemli ve ilk buluşlarından birinin tekerlek olduğu söylenir. Buna katılanlar var, katılmayanlar var. Gelin diğer önemli buluşlara şöyle bir göz atalım. Matbaa, Gutenberg tarafından 1450 yılında bulundu. Yani sadece 564 yıl önce. İlk buhar makinesi 1871 yılında ticari anlamda kullanılmaya başlandı. Endüstri devriminin habercisi olan bu alet, insanlığın canlı gücünden faydalanmadan başka bir güç kullanmaya geçişidir. Tabii daha önceleri kullanılan su ve rüzgarın istenildiği gibi yönetilememesi nedeniyle etkisi buhar makinesi kadar olamamıştır. Ve bu sadece 233 yıllık bir geçmişe sahip. Elektriğin ticari olarak kullanılmaya başlaması ise 1879, 135 yıl sadece. İlk telefon 1877. 137 yıl. Hem de kablosuz falan değil. Şu anda bulunduğumuz ortamda kaç tane telefon var?
Ben 20'li yaşlardayken insanlar doğan çocuklarını telefona kaydettirirlerdi. Büyüdüğünde telefon sırası gelip telefon sahibi olur diye. Çok değil, 80'li yıllarda uluslararası telefon edebilmek için saatlerce uğraşırdık. İlk ticari otomobil 1910 yılında, yani sadece 114 yıl önce üretildi. 114 yıl. Gelin şimdi size 30 ton ağırlığında, 30 metre boyunda, 2,5 metre yüksekliğinde ve 90 santiminde koca bir makineyi hatırlatayım. Bu makine 150 kW elektrik tüketiyormuş. Bunun anlamı makineyi açtığınız anda İzmit bölgesindeki tüm ışıkların zayıflaması. Neydi bu makine? İlk bilgisayar ENIAC. Sadece 68 yıl önce 1946'da üretildi. O günkü maliyeti 500 bin dolardı. Bu maliyeti bugününe çevirirsek yaklaşık 5.9 milyon dolar ediyor. 1969 yılında insanları Ay'a götüren ilk araç Apollo 11'in kullandığı bilgisayarın hafızası sadece 64 kilobit idi. Yani 1 GB'ın 15 binde biri. Şu anda bu videoyu izlerken kullandığınız bilgisayarın hafızası ne kadar? Ya da kullandığınız akıllı telefonun? Peki bunu hiç gördünüz mü? Ne olduğunu biliyor musunuz? Bu hesap makinelerinin, hatta belki de bilgisayarın atası denilebilecek sürgülü cetvel. Daha hesap makinesi, bilgisayar yokken mühendisler bütün hesaplarını bu cetvelle yaparlardı. 70'li yıllarda okulların mühendislik bölümlerinde ilk yıl derslerinden biri sadece bu sürgülü cetvelin nasıl kullanılacağını öğreterek geçerdi. Gelin tarihleri biraz daha yaklaştıralım. İlk pilli hesap makinesi 1971 yılında 43 yıl önce çıktı. Fiyatı 495 dolardı. Artık hesap makinesi neredeyse kullanmıyoruz bile. Hepsi telefonumuzun içerisinde. İlk GSM 1991 yılında 23 yıl önce ortaya çıktı. Onsuz yaşamı düşünebiliyor musunuz? Yine cep telefonlarınıza girmiş olan GPS'in ilk ticari kullanımı sadece 14 yıl önce yani 2000 yılında başladı. Gördüğünüz gibi bugün modern yaşamda kullandığımız birçok şeyin bulunuşu son 200-250 yılın içerisinde gerçekleşmiştir. Bu süre sizlere uzun gibi gelebilir ancak unutmayın insanlık 2,5 milyon yıl yaşında. Bilinen tarih ise sadece 5000 yıl. İşte teknolojik gelişmedeki logaritmik artış bu. Bu buluşlar kadar bu buluşların insanlar ve hatta ilkelere ulaşma hızı da çok önemli. Bunlar da hızlı bir artış gösteriyor. Yani artık yeni buluşlar insanlara ve ülkelere çok hızlı ulaşmaya başladı. Gelin bazı buluşların 50 milyon kullanıcıya ulaşmasının kaç yıl geçtiğini görelim. Radyo 50 milyon insana 38 yılda ulaşmış. Televizyon 13 yılda. İnternet 4 yılda. iPod 3 yılda. Facebook ise sadece 2 yılda. 2 yılda 50 milyon kullanıcıya ulaşmış. Peki bazı buluşların ülkemize ulaşması kaç yılda olmuş? Dünyada 1939 yılında başlayan ilk siyah beyaz televizyon yayını Türkiye'ye 1968'de. Yani 32 yıl sonra gelmiş. 1970'te başlayan ilk renkli televizyon yayını ise sadece 6 yıl sonra 1976 yılında Türkiye'deymiş. 1991'de başlayan GSM yani cep telefonu 3 yıl sonra 94'te Türkiye'deymiş artık. Gördüğünüz gibi hız sürekli olarak artıyor. Her şey giderek hızlanıyor. Bilgi 2 yılda bir 2'ye katlanıyor. Ünlü eğitimci Carl Fisher'ın dediği gibi çocukları henüz kullanılacak teknolojisi bile keşfedilmemiş. Ne olduğunu bilmediğimiz işlerde çalışmak ve ne olduğunu dahi bilemediğimiz sorunları çözmek üzere eğitiyoruz. 4 yıllık üniversiteye giden bir öğrencinin ilk yıl öğrendiği her şey 3. yılda tarih oluyor. Bugün Hürriyet gazetesinin pazar baskısındaki bilgi miktarı 18. yüzyıl insanının tüm yaşamında edindiği bilgi miktarından daha fazla. Bunlara bağlı olarak ürünlerin yaşam eğrileri kısalmakta. Yani ömürleri fazla uzun sürmemekte. Aynı şekilde kendini geliştiremeyen şirketlerin de yaşamları kısalmaktadır. 1950'li yıllardaki büyük şirketlerin ortalama yaşı yaklaşık 50 yıldı. Bugün ise 18 yıla düştü. Bundan 20 yıl önce Amazon gibi bir şirketin 20 yıl sonra IBM ile yarışabileceğini düşünebilir miydiniz? Veya Mark Zuckerberg'in Facebook'u çocuklarına bırakabileceğini tahayyül edebiliyor musunuz? Dünyaya şekil verecek yeni teknolojiler hızla gelişiyor. 3 boyutlu yazıcılar yeni bir endüstri devriminin sinyalcileri ve birçok şeyi değiştirecek. Bu yazıcılar öncelikle en büyük etkileri üretimi verimli kılan ölçek ekonomisini, yani bir ürünün satılabilir fiyata mal edilebilmesi için gereken yüksek adet üretim kısıtını ortadan kaldıracak.
her yeni buluş, ürün alınabilir fiyatlarla ve az miktarlarda üretilebilecek. Halen giyim eşyası gibi fantezi sayılabilecek şeylerin üretiminde kullanılan 3 boyutlu bilgisayarlar artık otomobil, ev, insan protezi, hatta insan hücrelerinden üretilebilen organların üretiminde de kullanılmaya başlandı. Ford, 2025 yılında yedek parçaların üretilmesinde 3 boyutlu yazıcıları kullanmayı hedefliyor. Airbus 2050'lerde uçak üretiminde kullanmayı planlıyor 3 boyutlu yazıcıları. Ancak unutmamak gerek, bu hızlı değişim stratejik planlama işlemini artık çok zorluyor. Eskiden onlarca yılda yayılan stratejik plan hedefleri için zaman aralığı 1-2 yıla kadar düşmeye başladı. Birçok sektör artık vizyon geliştirmekte zorlanıyor çünkü vizyon artık ufku değil, ufkun çok ilerisini görmek olarak tanımlanabilir. Bugünlere gelene kadar insanlar yaşamları boyunca aynı işi yapıp aynı işte çalışabiliyorlardı. Hatta bundan 50-100 sene öncesine kadar nesiller aynı işi devam ettiriyor ve yaşamlarını aynı işten kazanıp babadan oğula devredebiliyorlardı bu işi. Ama artık bu mümkün değil. Birçok iş artık kayboldu ve kaybolmaya devam ediyor. Hiç bilmediğimiz birçok yeni iş çıkıyor. Üniversitelerde daha önce olmayan bölümler açılıyor. 2010 yılında en çok elemana ihtiyaç duyulan işler 2004 yılında yoktu diyor ABD Eğitim Bakanı Richard Riley. 2030 yılına kadar 2 milyar iş tedavülden kalkacak diyor fütürist Thomas Frey. Bugünlerde okuldan mezun olup hayata atılmış gençlerin emeklilik zamanı gelene kadar en az 10-14 iş, hatta sektör değiştireceği varsayılıyor. Diğer bir deyişle 100 yılın rüyası bitti. Ailemizin bize, bizim de gençlere aktardığımız ezber bozuldu artık. Evet, neydi bu rüya, neydi bu ezber? Dünya fabrikalarla dolu. Çok çalış, iyi okullara git, iyi bir şirkette çalışmaya başla, işini ve denilenleri yap, her ay maaşını al, sigortan yatırılsın, hatta belki iyi mevkilere gelirsin, araba bile verirler. Sonra da emekli olur, rahat rahat yaşarsın. Evet, biten rüya bu işte. Artık asırlık ömürler yaşayacak şirketler yok. Olanlar da çalışma şeklini değiştirecek. New York Times yazarı Friedman'ın dediği gibi artık iş ilanlarına bakarak veya iş müracaatları yaparak iş bulamayacağız. Kendi işimizi kendimiz yaratmak zorundayız. 1800'lü yılların sonuna doğru Singer, ABD'de en çok üretilen en karmaşık makinelerden biriydi. Ancak henüz seri üretim modeli bilinmediği için her makinenin tek tek ustalar tarafından, yani yüksek nitelikli işçiler tarafından üretilebiliyordu. Bunun sonucu olarak hem makinelerin fiyatı göreceli olarak yüksekti, hem de aldığınız bir makinenin kırılan parçasını hepsi aynı tezgahtan çıkmadığı için arayıp bulup değiştirme imkanınız yoktu. Ürettirmek zorunda kalıyordu. 1900'lü yılların başında Ford seri üretim fikrini geliştirdi. Buna göre ürünler yüksek sayıda, kısa sürede standart ve değiştirilebilir parçalarla üretilmeye başlandı. Ürünün her bir parçası birbirinin aynı bir şekilde üretilerek hızla bant üzerinde birleştiriliyordu. Bunun sonucunda üretimde kullanılan usta, yani nitelikli ve pahalı işçi sayısı azalarak yerine niteliksiz ve ucuz işçi aldı. Üretim maliyetleri de böylece düştü. Diğer bir deyişle değiştirilebilir parçalar, değiştirilebilir işçiliği de beraberinde getirdi. Zaten kapitalizmin temelinde yatan da bu değil mi? Maliyetlerin düşürülmesi, karın arttırılması. Prensip olarak ölçebildiğimiz şeyleri daha hızlandırabiliriz. Aynı şekilde kesin tanımlarını yapıp sınırlarını koyduğumuz faaliyetleri de başkalarına yaptırmamız mümkün. Bahsettiklerim beyaz yakalı çalışanlara bazı şeyleri hatırlatıyor mu? Mesela performans değerlendirmesi. Mesela iş tanımı. Performans değerlendirmesindeki temel amaç yapılan işin hızlandırılarak kişiden daha fazla verim alınmasını sağlamaya dayanır. İş tanımı, çoğunuzun beğenmediği, açık ve net değil dediği, kötü veya eksik hazırlanmış iş tanımları ise aslında sizin için bir nimet. Bırakın bu benim iş tanımımda yok demeyi artık. Bırakın olmasın da. Çünkü bu sizin şimdilik şansınız. Herhangi bir iş net ve kesin olarak tanımlanabildiği zaman artık herkes tarafından, şirket dışındakiler tarafından dahi yapılabilir hale gelir. Yani artık taşerona verilebilir hale gelir. Ve yine unutmayın, taşerona verilen işler her zaman daha ucuza mal edilir. Neden artık şirketler çalışanların evde çalışmaları yöntemine sıcak bakıyor? Çünkü evde çalışanlar pahalı ofis alanlarını kaplamıyorlar artık. Pahalı ofis giderlerine katılmıyorlar. Ofis içi çalışmalar minimize ediliyor. Siz ofisten uzaklaşmaya başladıkça da aslında maaş aldığınız işte sizden uzaklaşıyor. Ve taşerona devredilebilir hale geliyor. Şanslısınız, şirket sizi tanıdığı için öncelikle taşeronluğu size teklif edecektir.
Yani artık yakında çoğumuz maaş aldığımız işlerden, fatura keserek bedel tahsil ettiğimiz işveren olduğumuz girişimciliğe doğru geçeceğiz. Bundan sonra bir girişimci, bir iş sahibi gibi düşünmemiz gerekir. Zaten aslında halen yaptığımız, ancak farkında olmadığımız şey de bu. Biz beyaz yakalılar, deneyim, bilgi, yetenek ve zamanımızı ortaya koyarak başkaları için bir değer yaratıyoruz. Onların sorunlarını çözmeye yardımcı oluyoruz. Bu tanım günümüzde aslında ürün, hizmetin tanımı. Bu ürünü bir şirkete veya işverene, yani müşteriye, belli maaş karşılığında, yani belli bir fiyatta satıyoruz. Diğer bir deyişle aslında biz de bir işvereniz. Tek farkımız bizim tek müşterimiz var.